İstanbul'da zabıtalar lösemi hastası kılığına bürünen bir dilencinin yalanını ortaya çıkarttı. Vicdanları sömüren dilenci zabıtayı karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı. Kardeş, ne yüzünde? Lösemi misin sen? Hayır. Lösemi misin? Oysa elindeki kağıda yazmış, ağzına bir maske takmış, çocukların cebindeki harçlıkları almak için saçlarını sıfıra vurmuş, kaşlarını bile aldırmıştı. Vicdanları sömüren dilenci zabıtaya yakalandı. Niye lösemi yazdın? Bakabilir miyiz kafana? Lösemi gibi duruyorsun. Ne bu? Kara mı topluyorsun? Adres Esenler'de bir okulun hemen önü. Bu dilenci kendini lösemi hastası gibi gösteriyor, öğrencilerin harçlıklarını cebine indiriyordu. Niye verdin oğlum sen şimdi parayı? Niye vermeyeyim ki? Harçlığı verdin ama adam lösemi değilim diyor. Lösemi misin? Ne? Değilsin. Dilencinin oyununu zabıta bozdu. Saçını sıfıra vurduran, yalanı ortaya çıkmasın diye kaşlarını kazıttıran ve maske takan dilenci gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı. Lösemi değilsin, öyle mi? Niye o zaman? Oğlum bak lösemi değilmiş, boşuna para verdin. Yok abi. Lösemi değil mi? Seni kandırdı ama şimdi. Kandırılan öğrenciler de şaşkındı. Biz Esenler zabıta isteyiz kardeş. Anladın mı? Bak. Millete kandırıyor. Ah, boşuna okuldaki simit alacağın parayı verme. Hep böyle yapıyorlar. Kandırıyor. Evet kandırıyor. Dilenci turp gibi sağlamdı. Foyası ortaya çıkınca hakkında işlem yapıldı. 105 lira idari para cezası kesildi. Şimdi bu arkadaş hakkında işlem yapacağız. Ver kimliğini ver. Toparla tesisatını aç. Bak dünya kadar para var. Senin cebinde bu kadar para var mı?